dans etmek mi? Hı hı. Evet, dans etmek çok güzel. Nereden şimdi çıktı bu dans merak peki sende? Dün televizyonda seyrettim. Çocuklar çok güzel dans edip eğleniyorlardı. Ben de dans etmek istiyorum. Dans etmek gerçekten çok eğlencelidir. Sana bunu öğretebilirim Suzi. Değil mi sevgili arkadaşım? Dans etmek çok eğlenceli. Hele ki neşemiz yerindeyse her yerde dans edebiliriz. Hatta bugün biz seninle bir pratik yapabiliriz Suzi. Ha, ne dersin? Şimdi mi? Şimdi ama seninle değil. Benimle değil mi? Evet, seninle değil. Biz seninle birazdan dans çalışabiliriz ama biz seninle dans ederken sevgili arkadaşlarımız da sıkılmasınlar diye onlara dans eden bir proje yapabiliriz belki. Ne dersin? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Belki de senin dans eden küçük bir kuklanı yapacağız. Dans eden kuklan mı? Daha ben dans etmeyi bilmiyorum. Kuklan benden önce mi dans etmeyi öğrenecek? Önce kuklama, sonra da sana öğreteceğim Suzi. Hemen malzemelerimizi toparlayalım sevgili arkadaşım. Sen de evinde çok basit, küçük bir kukla yapabilirsin. Bunun için önceden kullandığım birkaç malzemeyi yeniden değerlendirmek istiyorum. Mesela burada turuncu bir kartonum var. Bu da beyaz bir karton Suzi. Önce bu küçük kuklamı oynatabileceğim bir mekanizma hazırlayacağım. Gayet basit. Buradan cetvelimle şöyle 22 santimlik bir uzunluğu buradan işaretliyorum. Sonra bunu ne yapıyorum? Çiziyorum. Ve bu parçadan yararlanmak istiyorum. Bak şimdi Suzi çok basit. Sevgili arkadaşım sen de iyi takip et, tamam mı? Hemen kesiyorum. Takip et. Sonra burada kuklamı bu mekanizmaya yapıştıracağım Suzi. Küçük parçalara daha ihtiyacım var. Bunlar da toplamda 1, 2, 3, 4, 4 parça olacak. 4 parçaymış. Bundan şöyle 1, 2, 3, 4. Bunu da yedek olarak saklayabilirim. Bu parçalara ihtiyacım olacak ama şimdi değil. Hatta şimdiden ne yapayım biliyor musun? Bunları ikiye katlıyorum bak. Burada bir parça var, dikdörtgen, küçük bir parça. Bunu ikiye katlıyorum ve arasına biraz mum yapıştırıcı sürüyorum. Bunlar kuklamın parçalarını mekanizmaya bağlayacak olan, tutturacak olan küçük kağıt parçaları. Ölçmene falan hiç gerek yok sevgili arkadaşım. Bunları hazırlayıp böyle kenara koyarsan, bak bunu böyle katlıyorum. Yapışması için de biraz mum yapıştırıcı kullanıyorum. Hazırla ve kenara koy. Bunlara ihtiyacımız olacak. 1, 2, 3 ve bir tane daha. 4. Bu da 4. parça. Şimdi bu uzun parçayı aldım. Ne yapıyorum? Kurşun kalemimle 5 santim ölçüyorum ve oradan katlamak istiyorum. İşaretliyorsun yani. Hop, katladım. Sonra bir 5 santim daha. Buradan, buradan ve buradan. Buralardan katlayacağım. Buralardan katlandı gördün mü Suzi? 1, 2, 3, 4 tane yüzeyi var. Böyle geliyor. Bunu da buraya yapıştırmak için bir pay bıraktım. Bu daha dar bir alan. Bunu buradan üzerine yapıştıracağım. Tamam. Demek ki şuraya mum yapıştırıcı sürmem gerekiyor. Şimdi aslında bu yaptığımız şey Suzi görünmeyecek. Bu küçük kuklayı oynatabilmek için bir mekanizma. Ama sebebi ne biliyor musun? Bak elimle şu hareketi yapabiliyorum. Şu parçayı aldım. Bu çok basit bir mekanizma. Bunun böyle çapraz bir şekilde buraya yapıştıracağım. Ama sonra bunu buradan böyle kıvıracağım. Tamam mı? Bak. Tam olarak şöyle. Şuraya biraz yapıştırıcı. Şuraya yapıştırıyorum. Suzi sanki birinin kolunu böyle kaldırması gibi değil mi böyle? Bari. Bak işte buraya Suzi'nin bir kolunu yapıştıracağız. Yani senin Suzi. Şimdi bak bu da diğer kol olsun. Bunu da böyle buraya yapıştıracağız.
Sonra bir parça daha alıyorum sevgili arkadaşım. 4 tane parça ayırmıştım ya, ikisini kullandım. Bir tanesini daha alıyorum. Bunun da birazını bu mekanizmanın içine yapıştıracağım. Bir parçasını, diğeri böyle dışarıda kalacak. Tamam mı? Buraya yapıştırıcı sürebilirim. Şimdi bunu yapıştırdık. Bu da aşağı. İşte buraya. Bunu da buraya yapıştırmak istiyorum. Şöyle de kıvırıyorum. Evet. Bu 4 küçük parçayı da yapıştırdık. Ve mekanizmamız hazır. Şu an bana hiç benzemiyor Lemi abi. Evet. Haklısın Suzi. Şu an sana hiç benzemiyor. Ama merak etme, birazdan benzeyecek. Biz şu an kuklamızın sadece arka mekanizmasını yaptık. Şimdi sırada başı, gövdesi, kolları ve bacakları var. Antenlerimi de unutma. Tamam, merak etme. Antenlerini unutur muyuz Suzi? Evet, şimdi sevgili arkadaşım bu mekanizmayı köşeye bırakıyorum. Burada siyah kalemim var. Önce bir Suzi kafası çizeceğiz. Sonra biraz kilo almış bir Suzi belki. Bayağı kilo almış. Ne rengi boyayacağız? Turuncu ve... Mor. Mor, evet. Şimdi bunu kenara kaldırdım. Küçük başka bir beyaz kağıt alayım. Biraz önce bıraktım. Buraya da şöyle ne çiziyorum? Uzun bacaklar. İki tane şöyle kalın kol. Şimdi de bu parçaları ne yapıyoruz Suzi? Kesiyoruz. Evet, kesiyoruz. Evet, bakalım bunları şimdi nasıl yapıştıracağız? Evet, bacakları, kolları yapıştırdık, gövdeyi de yapıştırdık sevgili arkadaşım ve... Arkadaki bu mekanizmayı böyle oynattığımda bak. İşte hazır mısın kuklacığım dans etmeye? Evet, hazırız. Evet, Suzi de hazırmış. Ben de hazırım. O zaman eller havaya. Uzay burası, dünya burası, gezegen burası, çevreyi koruyalım. Yeah, yeah, yeah. Evet sevgili arkadaşım, sadece karton ve kağıt ama küçük mekanizmalı oynayan bir kukla yapabiliyoruz. Sen de ölçeğini büyütüp daha büyük kuklalar yapabilirsin, boyayabilirsin, yapıştırabilirsin. Ve videomuzu yeniden izleyip kanalımıza abone olabilirsin. Hoşça kal. Hoşça kal. Eğleniyoruz hep beraber. Dostluk ve arkadaşlık her gün yeniden. Güler yüzümüz hep güneşten. Buluşalım Lemi abi çocuk kulübünde. Kaldır elleri kolları haydi havaya. Spor yapmak güç katar her zaman sana. Sebzeleri meyveleri indirelim midemize. Sağlıklıyız Lemi abi çocuk kulübünde. Bye.
birlikte çizdik resimleri. Hafızamıza aldık yeni bilgileri. Boyadık kartonları, kağıtları. Çalışkanız Lemi abi çocuk kulübünde. Sevelim doğayı, bitki ve hayvanları. Selamlayalım hep kuşları, arıları. Sevgimizi serelim dünya üzerine. Buluşalım Lemi abi çocuk kulübünde. Buluşalım Lemi abi çocuk kulübünde. Buluşalım Lemi abi çocuk kulübünde.